Merhaba herkese, ben Ahmet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün asırlık eski eve giriyoruz. Bugün çok çılgın bir videoyla karşınızdayız. Şu gördüğünüz yan yatmış, eskimiş, yıkılmış eve gireceğiz arkadaşlar. Bu ev yaklaşık 100 yaşında. Bunu da nereden bildiğimi sorarsanız arkadaşlar, bir tane amca vardı bu evde yaşamış. Yaklaşık 100 yaşında falandı arkadaşlar. Vefat etmeden önce ona sormuştum. Ben bu evin yapılışını hatırlamıyorum demişti. Yani 100 yaşından fazla olduğu kesin diyebiliriz arkadaşlar evin. Zaten halinden anlaşılacağı gibi. Ve yıllardır girilmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir şurası yamulmuş zaten. Şunları da atayım. Gelinse hemen evi biraz göstereyim. Şurası arkadaşlar geçen kış göçtü. Buraya biz daha önce de girmeyi düşünmüştük ama cesaret edememiştik. Yani artık şu an ne olacak bilmiyoruz. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Ama siz yine de başımıza bir şey gelirse like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi. Bu şekilde. Hemen size şurada kapısını göstereyim. Kapı burada arkadaşlar ama ev yan yattığı için kapı açılmıyor şu an. Yani arka tarafından doğru gireceğiz. Şuradan da bir girişleri var. Evin içinde bilmiyoruz şu an arkadaşlar. Rastgele gireceğiz. Buradan da bir giriş var. Ya buradan ya arkadan. Gelin bir de arkaya bakalım. Sonra karar veririz. Buradan mı girsek ya? Daha kolay ölürüz çünkü. Arkadaşlar buradan. Buradan girmek daha kolay gibi sanki ya. İçerideyiz Celal Baba. Şuna bak ya, kaç yıllık ev. Şu an her an göçebilir yani. Her şey olabilir şu an. Ağaçlara bak. Neymiş ki? Bildiğin oda gibi bir şeymiş bu ha. Direkt göçmüş yukarıdan. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Biraz tırsmadım değil ama sıkıntı yok. Oğlum bunların hepsi çürük lan. Arkadaşlar çıkıyoruz arkadaşlar. Lan bunların hepsi çürük. Şuna bakın arkadaşlar şimdi. Oha. Efe gel istiyorsan kamerayı bana ver. Allah. Arkadaşlar inşallah düşmem. Efe bu ağaç gidiyor. Şuraya çıkmam lazım. Arkadaşlar eğer buraya çıktığım babaannem görürse evde büyük bir olay çıkacak. Kesinlikle buraya çıkmamamızı söylemişti bize. Şurada bir tane şişe var bak. O şişeyi almam lazım ama nasıl alacağım? Yıllanmış şarap olabilir arkadaşlar. Şuraya gitmek istiyorum ama çatıdan her an bir şey düşebilir. Şu kiremitlerin duruşuna bakın ya. Yalnız üstüme hiç bakmıyor. Bir dakika. Şuraya geçsem ağırlıktan dolayı göçer falan. Efe sen kendini şuraya bir yere al. Ondan sonra gideyim ben. Arkadaşlar şimdi size şu odayı göstereceğim. Yalnız şurası her an göçecek. Tahtaya bak. Basma. Of. Boştaymış arkadaşlar. Şunu atayım. Arkadaşlar şuraya bakın. Yalnız çok iyiymiş ya. Önceden arkadaşlar herkesin bir odası varmış. Ev değil de daha sonradan evler yapılmaya başlanmış. Yani 100 yıl öncesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Yine de bence sağlam kalabilmiş duvarların hali. Her an göçebilecek vaziyette. Şu kiremitler falan boşta zaten. Burası bir ailenin odasıydı muhtemelen. Şimdi şu tarafa bakalım. Kapı açılmıyor. Burası da başka bir oda herhalde arkadaşlar ama girilecek gibi değil gerçekten. Yani çünkü tahtaların altı sağlam değil. Şurayı gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağısı gözüküyor yani. Bastığımız her yer her an göçebilir. Ya şuraya basacağım ama kırılma ihtimali var. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Burası biraz daha güvenli gibi geldi bana. En azından üstümde çok düşecek bir şey yok. Şunların haricinde. Bir çıtlama sesi duydum arkadaşlar. İnşallah kiremittir. Burası herhalde evin lavabosu. Şuradan da odaya geçiş var ama tam olarak ne olduğunu çözemedim. Bu şekilde şimdi
Diğer gördüğümüz odalara da geçelim arkadaşlar. Efe dikkat et. Babaannem tarafından baskı ineceğiz diye çok korkuyoruz arkadaşlar. Bize buraya kesinlikle girmeyin dedi. Evde olay çıktı arkadaşlar ama biz yine de girdik. İnşallah bir şey olmaz. Ya şurası çok kötü şuradan. Dur şunu alayım şuradan da kafamıza düşmesin. Tuzla buz oluyor attım. Şu an biraz sessiz konuşuyorum. Babaannem duymaması için. Çivilere dikkat et. Neymiş ya? Evin elektrik kutusu işte. Lan bu ne? Eyvah eyvah. Ayağım şuraya giriyordu arkadaşlar. Yanında da çivi var hemen. Gerçekten fitne vurmak istemiyorum. Kamerayı versen de gel. Gel. Çok zor şartlarda çekim oluyor. Üstten tutunabilirsin ya. Şu bastığın yere çok dikkat et. Bak tam orası çok tehlikeli. Şuraya dikkat et. Asıl tehlikeli yere şimdi geldik. Bak şuralarda göçmüş. Şey olmayan yere basarsak şu altında mı göçeriz her an. Üste tutunarak basacağım mecbur ama üstüm de sağlam değil arkadaşlar. Bu devirde kimseye güven kalmamış ya. Efe benim bastığım yerlere bas. Göçmeyelim. O çatladı. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Hiçbir güvenlik önlemi de yok. Ne demek yok ya? Allah'a güveniyorsunuz arkadaşlar. Gel. Tavana bak. Bunun içine girmeyeceğiz. Şuradan gösterelim. Tavan belli oluyor mu bilmiyorum da arkadaşlar bayağı bir şu an öyle meyilli yani. Burada bu şekilde bir oda yani bildiğiniz insanlar burada yaşıyormuş. Her odada yalnız fırın var. Isınmak için soba yok muydu acaba önceden? Yemek. Yemek falan orada yapıyorlar da soba evet, yoktu demek ki. Herkesin kendi odası vardı ya. Herkesin kendi odası var ve yemek yapmak için yani demek ki orayı kullanıyorlar. Evet. Ah. Yavaş. Ya. Bastığın yerleri sağlam diyerek geçme. Sağlam zannetme. Burada yaşamış insanlar ya. 100 yıl önce. Az bir zaman değil arkadaşlar. Baksana şuraya. Boş ya. Bu tahtaya bassak arkadaşlar şu an aşağıdayız yani. Bir ayağımız çukurda gidiyoruz ya. Neyse devam edelim. Şuraya bakalım. Kapıyı bağlamışlar ya. Bir şey çalacağız sanki. Dolap falan yıkılmış. Gelmeye çalışıyorum. Dikkat et. Arkadaşlar bu dolabı ya çıkarken yıktılar sinirlenip ya da sonradan yıkılmış da olabilir. Ama burası göçmemiş. Tavanı falan da biraz daha sağlam diğer tarafa göre. Burada biraz daha kendimi güvende hissediyorum şu an. Dolaplar hep gömmeymiş arkadaşlar. O dikkatimi çekti. Bu şekilde. Yani gömme dolap yapmışlar. Estetik de var yani. Şurası lavabo diyeceğim ama tahtadan mı yapıyorlarmış önceden lavaboları? Bastığım yerlere güvenmediğim için tutunarak gidiyorum arkadaşlar. Ki yere göçmeyeyim. Efe sen çok gelme. Ama burası biraz daha sağlam gibi ya. Ne dersin? Ben şu an kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Ya bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Eski eve geldik spor yapmadık demesinler arkadaşlar. Burada iki tane barfix çekelim öyle gidelim arkadaşlar. Burası ne ki ya? Büyük ihtimal yani normal bir dolap gibi kullanmışlardır. Çünkü musluk. Aa bir dakika burası mutfak dolabı olabilir mi? Evet. Buraya tabakları bardakları falan. Sanki ben onu öyle anladım yani. Şuna bak. Bu kim bilir kaç yıllık ya. Ama plastik işte. Bir şey olmuyor. Kiremitler mesela. Bastığından kırılıyor. Baksana. Kırılıyor. Buralar sağlam ama ya. Buralar sanırım çok su almamış. Aynen. Çatısı sağlam kaldığından dolayı. Buranın önce çatısı göçtü zaten. Ondan sonra aşağısı göçtü. Küp var yukarıda. Aa. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bir şey çıkar mı? İçinden inşallah yılan mılan bir şey çıkar. Arı kovanı çıkmasa bari. Burada arı var demişlerdi. Evet arı var demişlerdi. Ama bir şey yok içinde. Gördüğünüz gibi altı delinmiş zaten. Neyse ya bunu alalım boyarız falan. Dursun burada. Kısa günkü arı. Kapıyı yapamamışlar arkadaşlar. Ayakkabı var lan. Korktum lan. Uf şuraya bak. Yerde ayakkabı var. Gel. Evet şu an bastığım yer çatırada. Dikkat et. Bunu kalp şekli mi vermeye çalışmışlar? Ben böyle anladım. Dolaplara bakacağım ya. Fasulye mi bu ya? Aynen fasulyenin tohumu ama biraz kötü kokmuş. Tabii yıllardır. Şu ne?
Limonata yazıyor arkadaşlar. Yılı kaç acaba? Harbi yılına bakalım. Kapağa baksana. Okuyabilen varsa. Başka bir şey yazmamışlar. Gayet pis. Aha. Bu ne? Hobi. 94. Uf. Şu ayakkabılara baksana. Kadın ayakkabısı değil mi? Bilmiyorum. Erkek de olabilir o zamanlar. O zamanlar öyle miymiş? Ne demek? Olabilir. Yok artık. Allah Allah. Buzdolabı mı varmış buraya? Ama elektrik geldikten sonra gelmiş olabilir. Olabilir. Burada da gördüğünüz gibi şömine tarzı. Bizim şömine dediğimiz ama önceden belki soba diyorlar. Ocak. Ocak aynı. Baksana mimarisine. Şuraya. Estetik kaygısı var. Evet. Şu çıtlama sesine bak. Yenilerde böyle bir şey yok bak. Görüyor musun? Kalite. Aa Ahmet abi. Bak şunlara bakmadık. Gelmiş gibi burada bakalım. Bence eczan olur bu. Kilitli mi? Kırmayacağım onu. Bunu kırma bence ses olur. Öyle kırılmaz o. Arkadaşlar yoğunla kırarım normalde de. Sıkışmış bu da. Bence de evza dolabı gibi bir şey bu. Bunu aslında eve alıp boyayabiliriz. Böyle duvara asabiliriz. Yani. Çok güzel ya. Hadi alalım. Bunu Betül Yenge'ye götürelim. Arkadaşlar Betül Yenge böyle şeylerle çok uğraşıyor. Boyama falan. Eski koltukları falan alıp boyuyor böyle. Bugün karlı çıkacağız buradan. Arkadaşlar az önce şuradaki teyze de gördü bizi. Bu eve gireceğiz dedik. Ortalığı karıştırdı arkadaşlar. Koronadan dolayı arkadaşlar insanlar köylere geliyor. Köy kalabalıklaştı. Normalde daha sakin oluyor. O da bizi buldu ya. Lan Mustafa'ymış o ya. Kameramandan da korkmazsın ya. Mustafa biz de seni var diye çıkmıyoruz ya. Biri var diye çıkmıyoruz. Biz de sen misin? Gel. Yani bence bu ev daha yıkılmaz ya. Biraz daha gideri var. Şuradan da yukarı çıkayım en yukarı. Oğlum ne işim var lan benim burada? Oha şurada lamba bak. Yavaş yavaş modernleşmenin izlerini görüyoruz arkadaşlar. Yüzyıl kolay değil arkadaşlar. Yüzyıldır ayakta duruyor. Girdim ben. Oha. Lan zaten ayakta zor duruyor ev. Zıplayıp atlıyoruz bir de ya. Burası da çok sağlam değil ama. Şöyle geçebilirim bence. Alt katta bir oda daha var galiba. Buradan alt kata inelim mi? Merdiven nereye kadar gidiyor? Gel bakalım ya. Şu şeylere dikkat et bak. Hepsi kötü. Ya merdiven kalmamış ki. Burası arkadaşlar ineklerin olduğu yer. Evin. O az önce gördüğümüz yerde burası. Buradan da girip çıkabiliriz aslında. Bu da gösterdiğimiz kapı. Zorlasak belki bu da açılırdı. Burada bir tane halat var. Herhalde arkadaşlar yaşamaktan sıkılanlar oluyor arada. Gayet korkunç. Burada da galiba şeyleri bölmüşler. Herkesin ineklerini koyduğu yer farklı. Burada var kapı, orada var. Zaten o taraftan geldik. Burada da bir kapı var. Şu işçilere bak gel. Birbirine geçmeli yani. Bunlarda çivi yok. Zaten çivi tutamazdı bu kadar yıl ayakta bunları. Buradan da içeri giriş var. Burası merdiven ama. Korktu mu? Az önce indiğimiz merdiven arkadaşlar. Buradan baktığınızda yukarı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi yukarı çıkalım tekrar. Şuraya bakalım. Ah! Lan! Oha! Ayağıma batıyordu lan. Bunlar hep tetanos. İneklerin durduğu yer. Şurada şeyleri falan var. Ne kadar gözükür bilmiyorum da. Yem yemek için. Örümcek ağı var çok fena. Hadi çıkalım. Lastikler arkadaşlar. Önceden bunlar çok meşhurmuş ya. Hep bunları yerlermiş öylerdi. Hiçbir şey olmuyor bunlara. Bak hala olmamış. Kaç yıldır burada duruyor. Ceket. İnsan cebine para falan koyar ya. Yok bir şey. Bu baston bence kırılmıştır ya. Bu kadar kısa baston. Aynen bak buradan kırılmış bu.
Arkadaşlar bunu ben alayım ya. Kullanırım. Şöyle çıkarken mesela tutunuruz bir yere. Yani şuradaki mimariye baksana. Bütün yük buna biniyor. Bu da zaten bir şey olacak gibi değil yani. Bunda taşı oturtmuşlar. Bunda taşı oturtmuşlar en son düz olması için. Haydi gelin. Dikkatli. Bak eşyalar falan var. İlaçlar var. Böyle çalmışlar. Neymiş bu? Batikon. Yaralar için olan şey mi acaba? Vatikan değil miydi bu? Sağlam tabii ki. İyi. Göçüyorduk hastanesine arkadaşlar. Bak şuraya bak. Basıyorsun. Aşağıdasın. O yüzden basmıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin. Dikkatli çıkın. Bastığın yerlere basın. Şu şişeyi dalalım inelim ya. Siz burada bekleyin, ben birkaç bir şey alıp o şişeyi almaya gidiyorum. Seni alacağım şişe. Bunu alırım lan. Şimdi. Bunu. Güvenebilir miyiz? Ya göçerse burası ölürüz arkadaşlar. Ya şunu şöyle yapıp yapabilirim aslında ama. Aman aman arkadaşlar. İşlem hatası yaptık ya. Buna çok yüklendik. Bir dur ya. Şimdilik. Atacağım. O sırada tutacağım. Baston gitti ama şişeyi aldık arkadaşlar. Borg bira. Çiviye dikkat et. Yılını falan merak ediyorum. Şimdi oraya bir geleyim de bakacağız. Gayet heyecanlıydı bence. Türk malı bira ve mal sanayi ya şey İzmir. Sudan yapılmıştır yazıyor lan. Hiçbir şey kalmamış. Koku falan. Açık renkli. Yıl 87, 88, 89 arkadaşlar. Bu da ganimetlerimiz arasında. Bak bir tane daha var. Nasıl görmedik? Nasıl görmedik bunu? İkinci kameraman Mustafa. Bu da Efes. Bu klasik şişe ya. Uf, çok tozlandı ya. Makasa bak. Tahminimce arkadaşlar, sünnet makası ne canlar yakmıştır. Bunu da alalım. Kola döker, şeyini çözeriz pasını. Gel. Bunlar bizim ganimetlerimiz arkadaşlar. Bunları alıp gideceğiz. Şekil ama ya, baksana askılık. Yalnız benim bastonum kaldı ya. Benim bastonum kaldı, ben onu torunlarıma bırakacağım arkadaşlar. Onu alıp geliyorum hemen. Nerede? Şurada bak, ben görüyorum burada. Ben şurada mı? Ya şu sağlam olsaydı oradan inerdim ama. Bak ben o önündekine basarak çıkmıştım. Aynen, ona basacağım. Dik olan. Tutunacağım. Ya şu bir gitsin ya. Bastonum benim be. Duydun mu sesi? Galiba gidiyorum. Çiviler de var bir de. Şu an sağlam değil. Bastonumu da aldım. Sırtımız yere gelmez. Fazla streslendim ya. Evet, haydi. Kameramanı kaybediyorduk neredeyse. Kameraman da mı gidiyordu? Gidiyordum. Sonraki videolar olmayabilirdi arkadaşlar. Şu an biraz sessiz konuşmak zorunda kaldık. İnşallah sesimizi duyabiliyorsunuzdur. Dışarı çıkıyoruz. Fazla stresli oldu. Haydi. Bacadan girdik. Kapıdan çıkacağız inşallah arkadaşlar. İnşallah kimse yoktur. Yavaş. Bana da aynısı oldu. Ayağım gitti ya.
Çok açtı lan. Isırgan da varmış bir de. Arkadaşlar, başımıza bir şey gelmeden girip çıktık. Az kalsın ölüyorduk ama. Ganimetleri getirin bakalım. Gençler. Bunu Betül yengem çok güzel bir şey yapacak. Eminim bak. Bunun sonraki halini arkadaşlar size göstereceğim. Arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.